Bir, Zafer'in telefonunun sende ne işi var? İki, Zafer nerede Haluk Efendi? Leventciğim, kahve hazır. Ay kim ki bu saatte? Vay! Ali! Çok özledim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum değil mi? Aa, olur mu öyle şey? Karnını açım, bir şey hazırlayayım mı sana? Yok, çok kalmayacağım. Ne güzel bir sürpriz, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz biraz yalnız konuşabilir miyiz seninle? Tabii, tabii. Konuşalım. Ya Savaş kaza yaptı biliyor musun? Arkasında da Melisa varmış. Biz bütün gün hastanedeydik. Aa, gerçekten mi? Evet. Bir şey var mı peki? Yani aslında pek bilmiyorum ama kızın durumu pek iyi değilmiş. Üzüldüm. Güneş? Ay sen hiç iyi değilsin. Değilim. Anlat bana. Boş ver İnce. Bak, ben çok iyi dinlerim. Yani böyle hiç lafının sözünü kesmeden dinlerim. Belli gerçekten konuşmaya ihtiyacım var senin. Bir şey diyeceğim. Yani burada konuşacak, lafını anlatacak insanın da yok yani. Konuşacak bir şey yok, boş ver. Ha, ben eğer birilerine söylerim diye diyorsan yani... Yok İnce, ben sana güveniyorum. Şu an sırası değil sadece. Kimse benim oğluma dokunamaz. Onun canını yakanın. Ben de canımı yakarım. Benim o adamın yerini öğrenmem gerek. Gittiğin yerde bulamadın mı? Hayır. Tamam. Tamam, bir daha baktıracağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Peki bu senin için neden bu kadar önemli? Benim için çok değerli biri var ve ona borçlu değilim. O kişi bunu öğrenmek istiyor. Kafası karışık. Kafası karışık ama seninki net. O öğrenmesi bile ben öğreneceğim. Tamam. Tamam. Peki bir de mesele nedir diye sorsam? Sorma. Sadece bana tekrar yardım edecek misin, onu öğrenmeye geldim ben. Sen benden bir şey istediğin sürece ben sana evet demeye hazırım. Güzel. Sağ ol. Gidiyorum deme sakın. Bu seferlik böyle olsun. Siz ne işler karıştırıyorsunuz bakayım? Hı? Erkekler arasında. Erkek meselesi yani. Mavi, çok özlüyorum ben seni. Ben de.